Gülen, seni beni batırmaman mucize biliyor musun sen? Beni batırmaman mucize. Ulan şu hale bak ya. Metin'le kurşun atacağız. Kurşun da para yok anasını satayım. Hoca baba, sen bu haç masraflarının stresini niye benden çıkarıyorsun? Ha? Benim ne günahım var? De bakayım bana. De bakayım ne günahım var? Zeliha kızım, Osman nereye kayboldu, bir şey yemedi o? Odasındadır herhalde teyzem. Ulan senin her tarafın günah be. Senin her tarafın günah. Ulan deve demişler kuyruğun senin. Aman kuyruğun diyorum, şeyin boynun niye şeydi? O da demiş ki eğri diye. Benim de demiş, nerem şey ki demiş, doğru demiş. Ayıp ediyorsun koca baba. Vallahi beni burada çoluğumun çocuğumun önünde deve diyerekten rencide ediyorsun, ayıp ediyorsun. Osman. Osman nereye bakıyorsun kuzum? Bakıyorum öyle anne. Siz şimdi nerede oluyorsunuz Osman? Biz buralardayız anne. Ha. Biz nerede oluyoruz Osman? Siz tam şuradasınız. Amanın. Pek uzak yerdeyiz be. Pek uzakmış. Uzak değil mi? Uzak ya. Pek uzak. Osman, Yemen daha uzak değil mi? Yemen mi? Ha. Tabii anne, daha uzak. Osman, kuzum, bir gün sizin de türkünüz yakılır değil mi? Yemen türküsü gibi. Bu kadar hasretin, bu kadar ağıtın, bu kadar canın, kanın, şehadetin türküsü yakılmaz olur mu hiç? Yakılır değil mi kuzum, ha? Yakılır, ha? Şimdi bu Adıbatı'sıcılar, buralarım istiyorlar böyle, ha? Türkiye'den buraları koparıp alalım mı diyorlar oğlum? Hayır anne. Hepsini istiyorlar. Anne, ben dağda sadece eşkıyalarla savaşmıyorum. 2-3 bin kandırılmış gençle savaşmıyorum ben. Ben 1000 yıllık bu yurtta bizi barındırmamak için and içmiş ve yüzyıllardır bıkmadan, usanmadan her türlü dolabı çeviren ve kan içerek semiren şerefsizlerle savaşıyorum. Bunu dağda savaşan herkes bilir. Bilmese de hissederler anne. Kuzum. Ah Osman'ım. Şimdi artık düşünme bunlara. İzindesin sen ya kuzum. Yarın gideceksin ya oğlum. Ya Osman, beni şu koca babamdan kurtar Allah sen ya. Hadi kalk. Acı gayfeye git. Sen buraya folluk yapmaya mı geldin? Anne ben kahveye gitmeyi falan sevmiyorum ya. Of. Bak şimdi alacağım elime maşaya. Alacağım elime. Yürü gari hadi. Bana bak, sadece seni senin için gidiyorum ha.
Hadi bakayım. Hadi ya. Esma'yı aradın mı? Akşam arayacağım anne. Ara oğlum, ara. Merak etmesin garibim. Tamam. Kolay mı hiç? Kolay mı gözünü sevdiğim? Senin tabunun altında Derviş Yunus'un imzası var. Derviş Yunus'un. Allah seni de, Osman'ımı da, Mehmetçiklerin cümlesini milletimize bağışlasın. İncin top oynayı sıkıntıdan patlayacağım, Allah muhafaza ya. Ulan Leyla'yı mı arasam ya? Yok ya. O da şimdi uzun anladır. Yok eltisiydi, yok görümcesiydi, yok kızının dünürüydü, yok anasının nikahıydı. Ulan Leyla. Osman izinde. Deli Süleyman da kayıp. Ey gidi ey be. Ula bu gazet çıktığında ben Çankırı'dan yeni mezun olmuştum ya. Zaman ne çabuk geçiyor arkadaş ya. Vay anasını. Yüzün kalmamış, bir kelime sözün kalmamış. Yüzüme bakacak, yüzün kalmamış. Doğru bir kelime sözün kalmamış. Aklımı fikrimi yalan yadırmış. Senden yine güzel gözleri hırs mı bürümüş? Senden karaya denir mi, yağmaya bak denir mi, sevene bırak denir mi, sen ne bilirsin? Haksızlık edene isyan ederdin, insanlık bu değil, bu değil derdin, sonunda garbin. Kendim indirdim senden bile. Ne oluyor lan burada? Ya ne Leyla'mış be komutanım ya? Karayak denilir mi? Ağabey.
Kendine gel ulan, ayıbın. Hayır, şarkı söyledi ki o bakımdan yani komutan. Başlatma ulan bakımına. Emredersiniz komutanım. Bakım işi ne oldu? Bakım değil, yani o bakımdan, yani ne bakımdan komutanım? Kademedeki brandaların bakımı vardı, ne yaptınız? Çavuş Taner'i bekliyoruz komutanım. Biz bu adamı hep bekliyoruz yani ha. Bir şey söyleyeyim komutanım, adam birazcık gevşek ya. Vallahi biraz yetersiz sanki yani, bana sorarsanız. Çıkın lan dışarı! Emredersiniz komutanım. Hayta! Güzelim şarkının içine etti ya. Ulan ne yapayım Osman'ı bir arayayım ben ya. Bu şarkı ne yaptı, ne etti? Sağ olun komutanım. Biz de şimdi biraderle kahveye gidiyoruz. Ne kahvesi ulan Osman, şaşırdın mı? Vallahi annem dedi diye gidiyoruz komutanım. Ben de bilmiyorum vallahi. Neyse, sizler nasılsınız? Arkadaşlar nasıl? Her şey yolunda mı komutanım? İyiyiz, iyiyiz hamdolsun. Ya iyiyiz de ulan darlandım, sıkıldım. Patlayacağım ha buraya tek başıma ya. Ne zaman geliyorsun sen? Allah kısmetse yarın akşam oradayım komutanım. İyi hadi bakalım, iyi yolculuklar şimdiden. Bana bak ulan Osman. Ula anneye desen de o bükmelerden yatsa yollasa ya senle buraya. Emredersiniz komutanım. Hah. İyi hadi Allah'a emanet. Siz de. Ne? Hadi. Ya hakikaten girecek miyiz kahveye ya? Ya iki çay içer, iki lafın belini kırarız kardeşim ya. Ya Serbülent anneme gittik deriz gitmeyiz. Hadi gel külliye de oturalım biraz hadi. Yürü. Tavlada bir kafana vuruverem senin yürü. Ya yani hadi git. Ya of ya of. Ula dağların aslanı Osman. Bir izin verdik sana, gittim kahveye la. Sen pişpirik de oynarsın şimdi orada. Süleyman, bak geldi çocuk balam seni bekler, de haydi. Beklesin ana, beklesin. Onun eskerliği çoktur. Bekleyecek. Dayıcığım, giderken beni de bırakırsınız değil mi? Ben seni ölürem de bırakmam yani, mümkünatı yoktur. Ya hadi Süleyman abi ya! Patlama ulan Şamriyel! Biraz kıdeme yaşa başa koymaya hürmetiniz olsun be. Ayıp be, ayıp be. Hadi abi, hadi abi. Solist dayım benim. Hadi, hadi yürü. Hadi. Ana. Dikkat ettin mi ona? Osman buralarda olmayan da her bir şey nasıl desem... ...daha zarif, daha latif, daha güzel olmakta. Hiç de bile. Konuşma, hadi. Şu dışarıdaki Halis denen masum meymun bile daha bir munis, daha bir temiz, daha bir semiz, daha bir tıraşlı. Osman olmayan da güneş daha güzel doğur. Grup ve tuluğa doyum olmuyor. İnsanın içini mesut bir his dolduruyor. He ana, nasıl oldu şiir? Yürü hadi yürü. De haydi oradan. Yalancı haylaz. Osman olmayan da sudan çıkmış balık kimin olursam bilirim ben. Haydi yürü yürü haydi. Ya bu nedir abi ya? Ya bir çalar saatin de mi yok yani senin? Günaydın Esma. Günaydın. Bugün o kadar şeyim ki Halis Efendi. O kadar müsbet. O kadar şey. Neydi kız Esma? Siz ecnebi muhipleri? Pozitif. Aradığın kelime pozitif de ben o dediğinden değilim dayıcığım. Bugün
Evet, bugün o kadar pozitifim ki ne Halis Efendi. Gördüğüm her mahluka çiçek veresim geliyor. Çok güzel abi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Bugün kime çiçek veriyoruz Halis Efendi? Halil Bey bizi bekliyor abi. O iş mühim. Halil Bey işi çok mühim. Hadi gidelim. At bakayım at. At da koltuğunun altına verem şu tavlayı. Ya Nevzat, taşları göremiyoruz be oğlum. Şu tepeye bir lamba falan yapsana abicim ya. Pinti bu, pinti. Elektrik kaç para geliyor haberin var mı senin? Çay içiyorsun 75 kuruşa, elektrik geliyor eşek yüküyle. Herif harbiden pinti ya. Gelir abi gelir. Merkeze geliyor. En çok kaçak elektriği kim kullanıyor? Oralar işte abicim. Güneydoğu. At bakayım at. At kapın kalmadı daha at hadi. Adamlar kaçak takılıyor. Biz de ne yapıyoruz? Eşek gibi ödüyoruz. Öyle vallahi. Devlet de ne diyor? Ama silahı kapıp dağa falan çıkmayın. Elektriğiniz, suyunuz benden. Oh, kebap vallahi. Kapsınlar abi, kapsınlar. Çıksınlar da. Ne olacaksa olsun. Bölünecekler mi? Ayrılacaklar mı? Biz de rahat edelim. Bu ne ya? Bölünsün gitsinler abi. Beğelim gitsin ya. Boş ver kardeşim, dangalak dangalak konuşuyor, boş ver. Serbülent, sakın kalkma yerinden. Yapma Osman, sakın. Osman. Rambo, sen de mi buradaydın ya? Sen babanın malını mı veriyorsun? Ne dedin? Anlamadım. Dedim ki, sen babanın malını mı veriyorsun? Git lan işine. Veriyorum, var mı? Senden izin mi alacağım lan psikopat? Hadi yürü. Seni gebertirim. Seni gebertirim. Ertesi gün ikimizi de gazeteye yazarlar. Derler ki, Güneydoğu'da görev yapan bir uzman jandarma da kafayı yedi. Etrafa dehşet saçtı. Ha? Yazarlar, yazarlar. Yazarlar. Ama ne olur? Tam burada senin ecdadın. İki gün sonra unutulur gidersin. Anladın mı lan? Bırak lan, manyak mısın sen? Osman, hadi gidelim kardeşim, hadi yürü. Hadi yürü. Manyağa bak ya. Sizin elektriğin. Komutanım hazırız. Tamam, bir bakalım. Kaç kişilik hazırladınız Taner? 10 kişilik hazırladık komutanım. Karavana işi tamam mı? Saffet'e verdin mi sayıyı? Tamam komutanım, hepsinden haberi var Saffet. Taner, listeleri yenileyin aslanım. Yeni gelen çocuklara geri nöbet ver. Uçlara dikme ilk günden aman ha. Emredersiniz komutan. Bir de öyle eşek şakaları falan yapmayın ula adamlara. Yok yataktan düşürmeydi, yok su kovası dökmeydi, yok surat boyamaydı. Duymayayım sakın. Surat boyamadı yok mu komutan? Emredersiniz komutan. Komutan.
Cemil, Sarı Hoca, Efraim, Gülüm Mahmut, Dadaş Sait şehit oldular. Zavallı Tombalı da gata da yatıyor. Taner oğlum, yeni gelen arkadaşlarınızla gene eskisi gibi, kale gibi, taş gibi tim olun aslanım. Göreyim sizi. Emredersiniz komutanım. O değil de en çok sinir olduğum şey ne biliyor musun? Böyle ilk gittiğinde gece elini yüzünü boyuyorlarmış. Yani böyle bir şeye ne gerek var? Çok saçma ya. Tam eşek şakası abi. Keşke sadece boy olsa kardeş. Çeliktepe çok zor yer diyorlar. Ben belki gelmeyeceğim ya. Yani daha belli değil yani şu an. Biraz muallak tabii. Yani nasıl gitmeyeceğim de pardon? Yani neye gitmiyorsun? Nasıl gidemiyorsun? Bir uzmanla konuştum. İyi adam. İş yapar. Yani sen burada mı kalacaksın dedin? Ya şimdilik yorum yok yani. Ben sana o kadar söyleyeyim. Ya dayı öyle saçma şey mi olur ya? Bu kağıt sana geldi mi kardeşim? Üstünde Çeliktepe yazıyor mu? Ha? Bitti. Seve seve gideceksin. Uzmanla ne alakası var bunun ya? Öyle mi diyorsun ya? Ya tabii canım uzman ne anlar o işte. Hadi ya. Kardeş peki şey ben şimdi kontür aldıydım da o uzman şeye çalıştım. Bu kontür şey etmiş ya la. Ulan gebelekli. Sen şimdi burada kalmak için şeye uzmana kontör aldın. Vay. Sen az çakallıymış. Ne münasebet canım ya. Allah Allah ne alakası var yani kardeş. Vallahi hayran sana başla göz arasında. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Yani sana bir şey söyleyeyim mi o kontür gitti. Vallahi uçtu gitti. Hiç bekleme bir şey. Hadi. Neden biliyor musun? Çünkü bu kağıt geldiyse gideceksin. Başka çaren yok kardeşim. Tabii canım. Yani şeydir tabii. Sinan kardeş şuradan hamburger al da yiyek ya. Ha? Niye ben alıyorum? İyi tamam ya tamam. Ben alırım tamam. Hemen kızma. Kızma hemen sakin. Ya bir şey diyeceğim Sinan kardeş. Sende şey bozuk para var mı ya? 4,5-5 lira gibi falan. Bozuk mu? He ya ben yanıma almayı unutmuşum biliyor musun? Yani hep bütün para var bende. Yani 4,5-5 lira bana yeter. Gerçekten. Onları ha. Sağ ol kardeş. Sağ olasın. Beyler kusura bakmayın ama yani bu adam tam eşeğini boyayıp babasına satan cinsten. Yani işimiz var biraz. Öyle vallahi. Pardon, bir saniye. Hayırlı işler kardeş. Mahalle fırını mı la burası? Hayırlı işler falan. Ne istiyorsun? Hamburger alacağım da kardeş ben. Yanıma bozuk para almayı unutmuşum biliyor musun? Akşam geçerken ben sana bırakayım ha? Oldu canım. Bura kabul toplama değil mi? Veresiye veremem. Ardın sıra gelemem. Gelirsen de bulamam. Bulursam da alamam. Öyle canım tabii sen şimdi. O zaman hadi. Al. Dört tane. Tamam. Bari turşusunu falan bol koy da arkadaşlara rezil olmayalım. Hadi kardeşim. Hadi gözünün yanayım hadi. Burada bekliyorum ben seni. Halil Bey'e gideceğinizi niye söylemiyorsunuz bana? İş mi bu yani? Öyle çoluk çocuğa her şey söylenebilemez Esma Hanımefendi Hazretleri. Tabii, devlet sırrı ya. Devlet sırrı tabii. Allah Allah. İstihbari faaliyetin birinci şartı ahanda şu çeleni kapalı tutacaksın. Öyle değil mi Halis Efendi? Aynen abi. Ha, öyle car car konuşan adamdan istihbaratçı olmaz. Hele önüne gelene malumat veren adamdan hiç istihbaratçı olmaz. Hiç unutmam bir keresinde başladı. Ya dayı, ben oraya gidiyorum. Tamam mı? Bu kadar basit. Hem ben tanıyorum Halil Bey'i. Biliyorum yani adamı. İş yapıyorum onunla. Ama ben özüm tanımıyorum. Evet, biz tanımıyoruz yani. Ne bileyim, in midir, cin midir, muteber adam mıdır? Ehliyet ve liyakat kesbetmiş midir?
cevval midir, miskin midir? Kavi midir, muhennet midir? Fikri ve zikri ne merkezdedir? Ve dahi yani... İyi ya, iyi. Tamam. Ya abi tamam, geldik zaten ya. Kolay gelsin, merhaba. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Süleyman abi, bahsetmiştim. Hoş geldin abi. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Nasılsınız Halil Bey? Hoş geldiniz. Size bahsetmiştim Süleyman abi. Hoş gelmişsiniz, şeref verdiniz. Eyvallah. Buyurun, buyurun geçin. Hoş gelmişsiniz. Esma Hanım hiç bahsetmedi. Dayısıymışsınız. Biz de bilmiyorduk tabii. Ketumdur benim yeğenim. İyi haslet sahibidir. Ama sen onun benim yeğenim olduğu keyfiyetini unutacaksın Halil Bek. Niye? Emniyet icabı. He tabii. Tabii tabii. Melike! Kızım söyle, çay kahve getirsinler, misafirlerimiz var. İşim var. Melike! Ya şimdiki bu gençlik nasıl büyüyor vallahi bilmiyorum ben. Biz de hep böyle büyüdük. Neyse, konuşalım mı Halil Bek? Çay çorba sonraki iş. Çaylar geldi. Sen kimlerden dedin o Deysu? Ya boş ver kocanam ya. Hıyarın teki işte, affedersin ya. Benim Osman'ıma laf mı etti? Anne tamam, boş ver, geçti bitti zaten. Aman be kuzum, sen de öyle hemen höt diyene niye küt diye indireyon? Azıcık hakim oluvereceksin öfkene, eline diline hakim oluvereceksin. Ya kocana, herif bölünsün, verelim, kurtulalım falan deyince bizim birader de nevri döndü işte yani, ne yapacaksın? Neyi böleceğimiş? Anlamadım ben, ne bölecek? Ya Türkiye işte yani, Güneydoğu, Güneydoğu. Yani böyle kaçak elektrik, maçak elektrik. Türkiye'yi mi böleceğimiş o yanayak? Öyle mi dedi? Ha. Osman'ım, iki tane daha indiremedim. Elin gümüşlensin aslanım benim. Ey yetmesi gari. Genetik bu, genetik. Vallahi benim kabahatim yok zaten. Benim bütün vukuatlarımda kabahat annemin. Hı? Vallahi da genetik. Billahi da genetik. Ay çok iyisin Zeynep. Ne diyorsunuz be? Genetik bentik anlamıyorum ben. Zırta pozla. Bana bak Zeliha'm, o kadar çok gülme bakayım sen. Çocuğa zarar verir maazallah. Oh. Fatma, Fatma benim şeyim döndü. Gözüm döndü. Kalk bir şeyler yiyelim. Kalk hadi, kalk. Al işte, genetik. Genetik. Genetik ya. Seni gidi yaramaz aksakallı Hulusi kavruh seni. Sen korucu başı Bahri kavruğun nesi olisin bakayım? Aksakallı işbirlikçi prehistorik Mezopotamya canlısı Hulusi kavruh seni. He? Bahri senin neyin oli? Bahri diyen Bahri. Oğlum olur. Ya siz niye koruculuk yapıyorsunuz bakayım? He? Biz size uyarı da yaptık. Yapmadık mı ya? Niye yapıyorsunuz, niye? Maaşı iyidir. İşte biz bununla savaşıyoruz ha.
Ahın da bu kokuşmuş, bu ilkel zihin yapısını bu dağlardan söküp atmadıkça bilin ki düşmanı da atamayacağız. Ne diyor yaşlı? Maaşı iyidir. Diyor yani sen bana 3 kuruş maaş ver. Ben düşmanla değil, şeytanla bile savaşırım diyor. İşte buradan nereye geliyoruz? Buradan şuraya geliyoruz. Mezopotamya halklarının çürüme süreci ahan da işte bu noktada başlıyor. Nasıl başlıyor? Ya Sümer'de olsun, İbrani, Hristiyan ve İslam sürecinde ve sonraki imparatorluklar döneminde olsun, bu yaşlı, bu kokuşmuş iktidar ortakları ekonomik ve diyalektik sürece tecavüz etmiş, aile ve din gibi kurumlar uydurarak insan sömürüsünün temellerini atmışlardır. Ne diyor yaşlı? Maaşı iyidir. Ya bu köy minibüsünden inen aksakallı Tiranozorus değil ki. Maaşı iyidir. O nedir Heval? Ne nedir oğlum? Tiranoz filan işte. Hayır, köylü anlamıyor o bakımdan. Ya bir tür dinozor işte ha. Herif yaşlı ya o bakımdan yani ha. Ha tamam. Aksakallı, seni gidi Mezopotamya'nın kadim ihanet çekirdeğini dar ve sığ bilinç altında bugüne taşıyarak yeni kuşakları da zehirleyen işbirlikçi, edilgen, pasifist sakallı seni. Seni yaramaz seni. Sakal sünnettir. Ne? Sakal sünnettir. Bir sakal koyarak. Ya şimdi bunu tutuklasam, yani başına iştir ha. Bu direktman sabun ya. Hele şunun haline bak ya. Ya ben önderlikten aldığım esinle tarihsel diyalektik sürecin çıkarsamalarını yapayım. Sen tutmuş bana sakaldan bahsedersen ya. Ve Cihan geliyor. Bulunduğun noktadan ayrılma demiştim sana Cihan'a. Bak konuştuğumuz çizgi boyunca medya alanı savunmasız ve umarım... Teo geliyor. Teo? Teo. Geliyor. Diyorlar mı ağabey? 27. Sonra seni bir yerden alacak mıyım? Bilgi verilmedi de bana ağabey. 28. Efendim ağabey? Sür Nerhat. Sür. Bu civarlarda olacaksın ha ağabey? En civcivli yer tabi burası. Burası. 29. Anlamıyorum. Niye sayıyorsun ha ağabey? Geldik zaten. Hoş geldin Heval. Durumlar nasıl? Sıkıntı var. 50 dakikada 29 soru yollar. Tam olarak 29 soru yollar. Soran biri. Ki bu tam olarak dakikada 0,58 soru eder. Bu kadar soru soran biri hayatta kalırsa yoldaş. Kolay gelsin. Sen ölürsün daha çileyi. Topla!
Esma Hanım. Çayın soğudu ama. Ya hayvanlar kaçmıyor ya, gelin ya. Siz devam edin Halil Bey, ben sonra katılırım size. İyi hadi. Evet. Bakkır bu işin neresinde Halil Bey? Neresinde olacak ağa? İşin tam göbeğindedir. Bir iki defa selamını aldık her geleni. İlçede birkaç kere yolumuzu kesmiştir. Ne istiyor peki? Salmadır işte. Vergiye bağlayacak ya. Ya çoluğum çocuğumuz var. Çiftimiz çubuğumuz var Kerkükli kardeşim. Anlıyorsun değil mi? Traktörüm yandı benim. İki kere. Adamlarından bir ikisini hırpaladılar kaç defa. Allah şahit ya, ben bu işten tedirginim. Niye? İndi bize haber veriyorsun Halil Bey. Ya çünkü ilçeden bir iki yakası bitli geldi. Biz uğraştık, onlardan gönderdik. Yani ben bakire kadar olanlardan baş ederim evvelallah. Lakin dağdan haber göndermişler. Dağ da karışacak bu işe diye. Kim? Valla ne dediler, Jiyan mı dediler? Böyle bir kadın. Hatta bir tanesi geçen gün böyle geldi, açık açık söyledi gitti. Valla. Ya 30 tane keleşli, roketli adam gelse buraya basarsa ben ne yaparım ya? Asıl sorun burada biliyor musun? Niye seni sıkıştırıyorlar, niye, neden? Çünkü ben gitmiyorum arkadaş. Bana höt dediler mi gitmiyorum ben bir yere. En mühimi de ben işime gücüme bakıyorum. Eyvallah etmiyorum yani. Ya devletçi diyorlar Halil Bey işte. Aynı numara yani. Esas önemlisi de çocuklarıma vermiyorum bunları. Yani vermemeye çalışıyorum. O lüzumsuzu ne tutarsın elinde? Gidip temizlensene. Tam babaanne, dinleneyim biraz. Bana versene aslanım. Ya. Melike, nereye bakıyorsun sen? Bana abla diyemeyecek misin ya sen? Gerzek. Doğru konuşun bakayım. Başlamayın hemen. Babam yine o tiplerle birlikte. Hangi tiplermiş onlar? Ne bileyim, asker midir, polis midir, neyse artık. İleri geri konuşma. Anlamadım. Ne zamandan beri askerle polisle oturup konuşmak kabahat olmuş? Git mutfağa sofraya yardım et. Haydi. Anlasaydınız böyle olmazdı zaten. Hiçbir zaman anlamadınız, anlayamayacaksınız da. Aa, yine geliyor vallahi. Yok mu Ardahan'la onun başı başımızın belası? Ya yüz vermeyin şuna ya. Bak şuna bak, onun başıya bak. Heyecanlı yediğim. General gibi yürüyor herif ya. Sen yine de biraz alttan al Ercüment kardeş. Fazla takılmayalım. Nasıl olsa yarın gideceğiz. Vallahi benlik bir dünya yok kardeşim. Benlik bir dünya yok. Rahatınız iyi mi arkadaşlar? Bir şey falan ihtiyacınız var mı? Ya çaylar ya. Yani o çaylar var ya, hani orada bekleye bekleye Allah seni inandırsın kezzap yani, anladın? Şuradan diyorum, torpilini kullansan da diyorum hani. Adam akıllı bir mutfak çayı istek. Herdan, he? Başka? Lahmacun falan? Aa vallahi olur ha, çok güzel olur yani. Lahmacun yeriz, yeriz yani. Kalkın lan hadi. Heriflere bak. Ne oldu ki şimdi? Neye kalkıyoruz ki, anlamadım ben. İçtima sahası, tugayonu mıntık olacak. Çöpler dökülecek. Mutfağa malzeme taşınacak. Sayın mı da? Kalk! Şimdi yalnız bak kardeş,
Biz burada hepimiz de yani profesyonel şeyleriz yani. Hani yani şurada tayinle gelmişiz. Abi hani şurada yarın öbür gün iki gün sonra basıp gideceğiz. Burada bu kadar kabarıp da yani hani kalp kırmanın bir şeysi var mı yani? Ben onu merak ediyorum yani. Sen kalkıyor musun, kalkmıyor musun? Ya gemerekli kalk gidek işte, ne iş varsa görek gelek hadi. Ya hayır ya, Allah Allah, on beş şimdi bu kadar kabarıyorsun, şey diyorsun yani, ne olmuş yani, Allah Allah. Senin adını yazayım da 15 gün daha kal istersen. Ya kalk gemerekli kalk. Yürü Mutka. Ya başın zulmü bu ya. Bize de geldi bu tombul şartı değil mi? Varsak şu çelikte. Taner. Emret komutanım. Topla bakayım adamları. Emredersiniz komutanım. Koy lastiği. Komutanın karşısında toplan. Ula bana bakın. Yeni adamlar geliyor. Onlara doğru düzgün davranın, dakikasında kendinize benzetmeyin, karışmam sonra, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Ne zaman geliyorlar komutanım? Mutfak hazırlığı için komutanım. O bilgi bize verilmedi Saffet, güvenlik amaçlı biliyorsun. Adamları biz mi alacağız komutanım? Onu da diyemem. Peki Osman Kanat ne zaman gelecek komutanım? Osman Kanat daha da gelmez artık buraya. Tayini çıktı oğlum Marmaris'e. O Marmaris'te yapamaz ki komutanım. O kadar emin olma. Hakan Değmen'in fotoğrafını gördünüz mü ula? Ya komutanım. Aa yoksa mektup falan mı göndermiş komutanım? Cengiz! Buradayım komutanım. Ha burada mısın ula? Git getir Hakan Değmen'in şeysini. Evet artık komutanım. Yok ulan mektup değil ya. Bu mail mi? Ne karın ağrısı? Ne diyorsunuz ona? Bilgisayarda postalıyorsunuz ya. Ondan yollamış da Cengiz onu bastı kağıda. Heh, ver oğlum ver. Tipe bak ya. Bakayım komutanım. Vay, 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 vay. Hakan Temel'ime bak ya, jilet gibi çıkmış ya. Burası neresi ya böyle? Gale gibi bir yer mi? Orası Suriye oğlum, şeyin türbesi. Süleyman Şah türbesi. Heh, anlat ula adamlara. Türbe Suriye'de. Süleyman Şah he? Kim abi Süleyman Şah? Osman Gazi'nin dedesi diyeyim ben size. Selçuklu Türklerinden. Türkistan'dan Anadolu'ya göç etmiş. Fırat Nehri'nde boğularak vefat etmiş. Atamız ula işte ya. Hakan Temel'in bulunduğu, nöbet tuttuğu türbenin toprağı Türkiye toprağı diye geçiyor. Her zaman bir askeri birliğimiz orada nöbet tutuyor. İşin özeti bu. Hay yaşa. Yani çocuklar, Nusaybin neyse, Beytü Şebap neyse, ne bileyim Araklı, Keşan neyse, o gördüğünüz yer de aynı yer. Hakan Teğmen'in tayini de çıktı oraya işte. Yenge ne olmuş komutanım? Ya Ayda Teğmen demek istedim, pardon komutanım. Ya yeni de evlenmişlerdi, yazıktır ya. Vallahi ben çok üzüldüm ha. Ayda Teğmen de Antep'te, çok uzak değiller Allah'tan. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de orada olmak istedim ha. Versene abi, bakayım şuna. Hadi ula hadi. Dediğim gibi ha, unutmayın dediklerimi. Hadi herkes işinin başına, marş marş. Meraklı hayvanlar. Hey gidi Teğmen'im hey. Şekle bak ula. Bak Teğmen'im. Hala aynı duruyor buralar, hiç değişmedi. Bak Dizem, güzelce sardı. Üzülme be Deyza.
sağ salim gitsin, sağ salim gelsin diyelim. Önemli olan o. Yükü çok ağır Zeliha'm. Yükü çok ağır. Bir saat oldu bahçeye çıkalı. Değil mi adam kaldıramaz bu yükü? Akşamdan beri orada öyle oturuyor. Havada soğuyor beydi bir de. Değil mi öyle bir anda soğudu? Sen şimdi hazırlık da yapıverdin değil mi? Bakalım hayırlısıyla inşallah değil mi? Yani baba işte yarın erken çıkmak lazım ancak. Ya sen bir iki gün daha izin yok muydu? Bitiverdi mi akademi bari? Baba şimdi biz karakola böyle her istediğimiz an çıkamıyoruz ya. Bir konvoy yakalamamız lazım. O da ancak işte. Öyle. Şimdi oraya gidip de ben arabaya bineceğim diye oradan oraya gideceğim, buradan şuraya gideceğim diye kendi kafana göre bir şey diyemiyorsun değil mi? Aynen öyle. Annenle uzun uzun muhabbet ettin değil mi? Yok be baba, nerede yani? Annemle muhabbet edilmiyor ki. Yani edilmiyor derken o zaten böyle çeşitli emirler veriyor. Ondan sonra acaba o emirler tatbik edildi mi diye soruyor yani. Muhabbet dediğim öyle bir şey olur da. Bilmez miyim ya, bilmez miyim ya. Şakir'im kayıyor, aman kaydırıveriyor. Ya bana neler yapıveriyor ya, neler... Aman, aman. Öyle, öyle. Öyle de ama candır annem ya, ha? Candır o. Can, can, evet can. Anne sana bir şey anlatıverdi mi? Yok, anlat. Bir şey mi anlatması lazım? Yok yani şimdi şey olarak tabii, şimdi ben burada içtimai olarak memleket ahalisiyle yüzce bakıveriyorsun netice olarak. Şimdi komşu komşunun şeyine muhtaç derler ya. İçtimai olarak mı? Ya şimdi... Anlatıvereceğim ben sana da. Ya ben sana açılabilirim değil mi? Yani ben sana bir döküvereyim, şu aman döküvereyim diyorum. İçimi dökebilirim değil mi Osman? Ben sana anlatabilirim, açılabilirim değil mi? Vallahi açıl, açıl baba. Bana açılmayacaksın, kime açılacaksın da? Baba, kötü bir şey yok ama değil mi ha? Ya yok, öyle bir şey yok ya. Ya açılmak derken, yani açılıvereyim diyorum şeyler olarak. Yani paylaşmak şeyi derler atalarımız. Gerçi öyle bir laf etmemişler ama şey diyorum, hakikat olarak diyorum. Hakikat bu işte yani. Hakikat bu. Baba, Allah'ını seversen söyler misin ne oluyor? Tabii, şimdi... şey diyebileceğim. Şimdi biz kısmetse hacca gidivereceğiz. Kısmetse. İnşallah baba. Şimdi ben hacca gidiverince ağzımı yıkayıvereceğim, çekilivereceğim. Değil mi? Ayağıma mesli giyivereceğim. Beyaz sakalları uzatıvereceğim. Camiden eve, evden camiye. Değil mi şimdi? Değil mi? Yani aslında ben pek öyle düşünmüyorum da. Yok ya, hayattan korkmamak lazım. Ah!
Hah, işte bu ya, hayat bu ya, hayat. Ya hayat dolu ya. Hayat menbaası gibi bıngıl bıngıl, aman bıngıl bıngıl diyorum. Yani hayat pınarından fışkırıyor, bıngıldaşıyor. Yani bu hayat. Ya şimdi bak. Annem bana tazik şey yapıverince ben itil veriyorum Selma Hanım'a doğru. Yani çekiveriyor. Yani çekmiyor da onun şeyinden itilmiş oluveriyorum gari. Ne? Neden? Neden? Baskı var. Tazik var. Şimdi annen bir taraftan. Hacı gidiveceğiz. Öbür taraftan poğaça gibi kadın, aman poğaça gibi diyorum yani taniş olarak yani eski şeylerde komşu komşunun poğaçası, aman külünden bu taş derler. Şimdi ben Selma Hanım'ı nasıl şey edivereceğim? Allah'ını seversen sen söyle be gari. Ha? Ben nasıl şey edivereceğim onu? Yani baba şimdi sana ne diyeyim, yani rahat ol mu diyeyim? Ya rahatlayamıyorsun ki, rahatlayamıyorsun mümkün değil. Kadını bir türlü şey demedim rahatça. Tam kadına şey yapıvereceğim, konuşuvereceğim. Zıp diye atlayıveriyor. Yakında hacı gideceğiz ya. Yok, yanlış anlaşılma vardır baba, öyle değil. Yok, değil şimdi. Bak sen bilmiyorsun, ben sana anlatıvereyim şimdi. Şimdi benim üzerime kahveyi döküverince... gerçi ya lahana sarması gibi beyaz parmakları vardı. Dökülüverdi. Dökülüverince ben çıkarıverdim elbiselerimi. Ne? Ay şimdi yani, şimdi Selma'mın, aman Selma'mın diyorum, Selma Hanım'ın evinde kaldım ben don gömlek. Bak işe bak şimdi. Sen aldın mı don gömleklerin? Hepsini koyver çantanın içerisine gel. Hepsini koyver. Osman, dinlensene sen kuzum. Yatmayacaksın mı daha? Yatacağım anne, yatarım. İbrahim. Hı? Ne uyutmayan çocuğu? İstirahat edivesine çık. Kuzum, sen sabah erken mi gideceksin? Kaçta kaldırıverim ben seni? Yani anne, 4, 4:30. Aa ya şimdi o kadar erken olur mu? Dinlenebilecek misin evladım ya o saate kadar? Şimdi uçak saat 10'da Ankara'da. Serpilent bırakacak zaten beni. 11 gibi Diyarbakır'da olsam saat 2 gibi falan Tugay'dayım. Ondan sonra da inşallah yakalayabilirsek konvoyu, akşama doğru da Çeliktepe ancak işte. Ah kuzum, inşallah, inşallah yavrum. Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel kuzum benim. İbrahim. Ha, bir şey. Hadi bakayım. Ha, yavrum. Tamam. Hadi baba. Hadi, şey de bileyim ben. Kuzum sen de yatıver mi? Hadi. Hadi kuzum benim. Hadi. Erken yat değil mi yavrum? Yatarım anne. Hadi kuzum. Hadi yatarım. Bakayım. Hadi Allah rahatlık versin size. Hadi. Sana da kuzum, sana da. Çiçekler açmış, o yar benim yüreğim. Esma? Osman? Nasılsın? Gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum. Yarın geliyorum inşallah. Uğrar mısın peki? Vallahi yarın uğrayamam. Komo ile beraber karakola çıkacağım. Ama hafta sonu kesin çıkarım. Burasaydın ya. Neyse bakarsın, dayım getirir beni karakola. Ha, dayının başka işi yoktu. Ne diyordun o? Evet canım, sataşıyor sana işte, çok özlemiş. Mümkünse gelmesin buralara. Burada asayiş gayet iyi olupdu. Söyle orada çiftçi bıktıtsın. Ayıptır bu lan. Ana sen de şu muvazenesiz adamı kayırıp durmasan olmaz yani ha. Benim bir oğlumdur emmi. Demeye sen eyle. Seni çok özledim. Ne olur çabuk gel. Deo Heval. Hapisten çıkmana sevindik ha. Gerçekten yani Jiyan arkadaşla ben de aramıza dönmene hem sevindik hem de yani kıvanç duyduk ya. Çeliktepe'deki talihsiz olayı böylece unutmuş oluruz Teo Heval. Ben kendi adıma
hareketin yeni bir ivme, yeni bir devinim kazanacağına inanıyorum. Bu kesintiyi devrimsel bir atılıma dönüştürebiliriz diyorum. Hayır, yani diğer taraftan bu işi nasıl başardın, nasıl içeriden çıktın, yani merak etmiyor da değilim ha. Bravo yani. Öyle değil mi ya? He? Hayır, Kandil'den edindiğim izlenim böyle bir kararları yoktur yani. Bizim Bakır ve Saz arkadaşları zaten böyle bir şeyi başaramazlar. Diğer uçuk ihtimalleri de göz ardı edersek geriye bir tek şey kalıyor. Hani utanmazsam seni Kodes'ten TC çıkardı diyeceğim ya. Monsieur Miro. İçeride pek de kahraman olmayan bir Maraşlı'dan bir şey öğrendim. Bir tekerleme. Nasıl bir tekerleme? Bir şişe romdan vazgeçtin Teo. Portakalı soydum. Baş ucuma koydum. Duma duma dum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Ben mi? Anlatabildim mi Mesih? Ben hiçbir şey anlamadım. Yani bu konfederatif İtopya'nın hem ilk söylemi hem de yani motive edici olması bakımından... Peki o teorinle bu büyük konfederasyonu nasıl yumurtlamayı düşünüyorsunuz Mesih Miho? O bölgedeki bütün küçük tanrıcıklar bir araya toplanıp portakalı soydum, başucuma koydum mu? Oynasınlar, Mösyö. Hayır, yani bunun senin çıkışınla ne ilgisi var onu anlayamadım ha. Söyleyeyim. İşin aslı şu, Mösyö Miho. Senin her gün telsizden fırça yiyeceğim diye korktuğun, altına işediğin kandil. Ne beni içeri atabilir ne de oradan çıkarabilir. Şimdi o bölgedeki bütün güçler aralarında çatışır. Onların altında daha küçük koalisyonlar başka çoraplar örer. Ki bunlardan seni temin ederim haberin yoktur Mösyö. Şimdi ben bunların herhangi biri olabilirim. Belki de öyleyim. Ama asla, asla Mösyö Miho. TC ile aynı masaya oturmam. TC ile tokalaşmam. Aynı çanaktan yemem ve aynı kaptan su içmem Mösyö. Bilmem anlatabildim mi? Mademoiselle. Yolculuklar olsun evlat. Anne. Ah kuzum, ah Osman'ım. Ah bu sefer de pek kısa oldu yine yavrum. Azıcık daha izin alıvereydin ya. Yine gelirim anne. Serbent, dikkatli sür arabayı oğlum, emanet araba. Ah kuzum, ah kuzum. Sağlıcakla gel, sağlıcakla kal yavrum. Yavrum. Sağ ol anne. Osman'ım. Hı. Bastığın yere dikkat et. Emi kuzum. Arkadaşlarına da selam edin. De ki annemin hepinize selamı var değil mi? Başüstüne. Ha, bir şey söyleyeceğim. Çocuk doğar doğmaz bana haber veriyorsunuz ha. Bak bu herif unutur. Unutturmayın arayın hemen ha. Tamam tamam merak etme. Bu arada karar verdik değil mi? Adı Osman yani.
Aile meclisi kararı ya. Merak etme kardeşim, Osman Junior olacak. Oh! Kuzum, varır varmaz haber et bana. Anne, ben geldim diye benim çocuğum. Ararım, ararım. Hadi Osman. Hadi güle güle yavrum, hadi güle güle. Yavaş yavaş Serdar, tamam. Tamam, tamam. Seni ver kızım. Arayacağım, varınca arayacağım. Benim hiç halim yok. Ben birazcık daha yatıvereceğim. Uykum var çok fena. Ay ben de çok yorulmuşum bugün. Gece yatmıyor musun oğlum sen? Ne uykusu bu böyle? Ya ne bileyim baba ne ben ya? O gece oturmalar falan serseriliğin şanındandır hani. Normal yani. Tamam baba ya. Öğretmenin aradı dün. He. Beni okula çağırıyor. Niye? Niye çağırmış gelsin? Ne yapacakmış? Ne bileyim ulan ben. Kim bilir ne halt ettin de onun için çağırıyor. Ne yapacağız baba? Gidip geliyoruz ya işte. He, doğru. Gidiyorsun, geliyorsun. Ne işe gerek? Ne olacak sanki baba? Abartıyorsun. Abartıyorum. Ben abartıyorum he. Geçen sene 22 gün devamsızlığı var bu hayvanın. Estağfurullah. Okula gidip de ne olacak baba? Bir şey mi olacak yani okula gidince? Anam. Sabah sabah gözümün önünden al bunları, tepemin tasını attırmasınlar bana bak! Sakin ol. Biz okula gidelim bari. Ya başımızda bu kadar işi varken, bunlar niye böyle yapıyor anne ya? Çocuğun mu var, derdin var işte. Çok derdin var. Geldik abi. İyi. Biraz bekleyeceğiz. Abi işini halletsin. Tamam. Abi biz hazırız. Kaç kişisiniz? 4 kişiyiz abi, yeter. İyi, hadi gidelim. Gidelim de şu Halil'in derdine ortak olalım, hadi. Ben adamı tanıyor muyum Halil? Görseniz tanırsınız komutanım. Aktif bir adamdır aslında. Sağlam adamdır bile. Dağdakiler tehdit mi etmişler adamı, ne diyor? Dağıtıcı mı kaldı komutan ya? Önüne gelen önüne haraç yazıp racon keser oldu ya. İyi ula gidin bakın bakalım neymiş ne değilmiş. Bize ihtiyaç var mı? Şu aşamada yok komutanım. Biz de zaten meseleyi anlama aşamasındayız. Hmm. Aşama derken? Aşama işte abi. Adım gibi yani. Halis kimin? Hayır abi öyle adım değil ya. Adım hani ay anlattığın adım yok mu? Birinci adım, ikinci adım. Aşama aşama yani anladın? Aşama aşama ya. Ha aşama. Ula birbirinizle dedişirken tedbiri elden bırakmayın ha. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Allah'a emanet başçavuşum.
Akşam Osman geliyor ha. Geç kalmayın, mangal yapacağız. Oo, evelallah başavuşum. Mangal fikrini çok iyi düşünmüşsünüz komutanım ya. Bismillah de, bismillah de. Öyle gudupçur gudupçur çalıştırma şu arabayı. Diyorum abi, diyorum. Ne oldu ula? Açınız mı bitti? Olacağı buydu zaten. Size şimdi bir de vesait lazım ha? Ula o da zor iş be dağın başında ya. Acar istihbaratçılara bak sen, acar istihbaratçılara. Ya aslında hiç böyle yapmazdı komutanım ama yani. Şimdi... Arabayı da iyice müptela yaptın ha. Eter, tinel, gaz, kolonya ne varsa koklatıyorsun şu arabaya. Ne yapacaktım abi arabaya? Kül bastı mı söyleyecektim? Koklayacak tabii. Ha, koklayacak tabii. Koklarsa kalırsın böyle. Aç kapı dur, aç. Açtım. Bir de sapın benim şey ya. Temizlenin. Ben nasıl isterim. Nereye gidiyor? Rutin devriye. Rutin devriye? Rutin devriye. Teo, bak, Eval. Yani şu dönemde yapılacak en iyi eylemsellik, eylemsiz kalmak olmalı ha. Sakın yani bir macera falan aramışsın, hele de git. Macera bizim işimiz, Müslüm Yıkıl. Ama sizi biraz gergin gördüm. Hadi gidelim de bana biraz yoldaş Mao'nu ve yoldaş Stalin'ini anlat, özlemişim. Ya Stalin'i, Mao'yu boş ver şimdi. Bak, eğer Jiyan denetim dışı kalırsa bunun çok kötü sonuçları olur ha. Ölü adamın zannı üstünde 15 adam. Ölü adamın zannı üstünde. Bana bak Miram, bu dağdan da senin sinek kaydı suratından da sıkıldım bıktım. Sana açıklama yapmayacağımı daha önce söylemiştim. Jiyan'ın gitmesi gerekiyordu ve gitti. Beni yorma. Kafayı her sıyrışında ölü adamın sandığına bir çivi daha çakıysan. Anlamışsan beni. Ve o sandığa ben girmeyeceğim ha. Bundan emin olabilirsin. Hiç gerisini halleder şeytan. Yok oh, yok oh, ve bir şişe rom. Ya bugünleri de mi görecektik Bursa'la? Evet lan. Yani burada geçirdiğimiz 3 gün askerliğimize 3 yıl daha ekledi ya. Al işte. Deli. Bak ben bu herifi sivilde bir elime geçirirsem var ya bak çok fena yapacağım ha. Acayip darlanıyorum la heriften. Sivilde de şansın yok gibi Ercü. Sevk olacak askerler. Araşmayın. Sevk olacak askerler. Araşmayın. Sanki demesen binmeyeceğiz anasını satayım. Durun durun. Bir dakika durun. Allah'ım gene yol iptal demeseler bari ya. Of. Yok yok. Biri daha geliyor sanki. Abi yok bak eğer yol iptal derlerse gerçekten kafayı yerim ha. Yok yok biri daha geliyor. Aa askermiş lan baksana. Sinan ne haber? Sağ ol. Geç kaldın. Allah'tan şu Ardahanlı onbaşa yakalanmadın ha. Ya Ercüment bak. Şşş. Onbaşı Ardahanlı mıymış? Ardahanlı. Yoksa sen de mi Ardahanlısın? Cık.
Senin memleket nereydi canım? Sinan. Yürüyün. İçeri buyur etmeyecek misin Halil? Yok. Vallahi hiç niyetim yoktur. İyi. Ben niyet bozmasını çok iyi bilirim. Yere dur Bakır. Bak kendi evimde hırgür istemiyorum. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Sonra varın gidin hadi yolunuza. Ya bana bak. Hani şöyle bir etrafıma bakıyorum da... Pek gelenin gidenin yok gibi ha? Hani nasıl derler? Sanırsan hani incin toplanmış çift kalem açıp. Vallahi güzel espri abi. Ya, dünkü toplantı ne oldu? Hani bir netice çıktı mı? Bakır, bu iş çok uzadı ve ben... Bakır'a boş gelmişsin. Oo Erkan'ım, molotof. Nasılsın ya? Ya oğlum şu babanla bir konuşup ikna etsene. Nedir bu kardeşim ya? Erkan. Oğlum sen nerede tanıyorsun bu adamı? Ya çok hatırnaz çocuktur ya. Arada sırada uğrar, çayımızı içer. E biz de onu adam yerine koyarız. Karşılıklı iki çift laf ederiz. Öyle de gel. Gir içeri gir. Baba ya. Oğlum içeri git. Senden konuşacağım sonra. Ya Sayfi. Ya şu Erkan ne kadar çok büyümüş ya. Hani sanırsa koskoca bir adam olmuş ha. Dünyaya gelen büyümeye geliyor abi. Ne yapacaksın? Benim oğlum. Nereden senin Erkan'ın oluyor lan? O sebep işte yani ben sanırım burada daha fazla kalamayacağım yani. Öyle görünüyor şimdi. Bakalım. Nasip. Fakat şey rahat yer dediler. Yani şu kabul toplamadaki Ardahanlı onbaşı dedi ki başçavuş şekerdir dedi. Eski toprak dedi. Kıdemli ihtiyar başçavuş dedi. İhtiyar dedi başçavuş. Öyle mi dedi? He öyle dedi. Bir de galiba uzman falan varmış ya şey... Artisttir martisttir ama iyi elemandır dedi ya. Yani. Vay 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 vay. Uzman artistmiş ha? He artisttir ama iyi elemandır dedi. Ama iyi adammış. İyiymiş ya. İyi. Keskin nişancıymış. Sıkı bir adammış kardeş. Askerini çok severmiş. Daha da falan hep kollarmış, canmış yani. Bakalım. İnşallah. İnşallah. Yavaşla! Dur, dur! Hey kapı, hey! Hücum biletlerini, silahları, tüfekleri al! Aracı boşalt! Hemen! Hemen! Kafanızı kollayın! Çabuk! Emredersiniz komutanım.
Osman Kanat bu muymuş ya lan? Bak sen yine taşa vurdun geberekli. Ulan hayır ben kendi talime tutacağım ya. Nasıl bakalım matmuazel? Yeni başladık Teo. Durum henüz net değil. Ama avantaj bizde. Güzel. Kullan o zaman avantajını. Benim adamım orada mı? Senin adam kim? İyi nişancı ve fevkalade bir manyaktır. Nişancı olduğu kesin. Oh, lanet. Onu bana getireceğim. Osman Kanat'ın kellesini bana getir. Ne diyorsun anlaşılmıyor. Osman Kanat'ın kellesini bana bir zahmet getir matmazel. Durum nasıl Kanat? Komutanım, bize takviye gelirse çekilirler. Ama onlara takviye gelirse dua etmekten başka çaremiz yok. Bu taraf senin. Göz açtırma ha. Emredersiniz komutanım. Gelle. Yaklaş ve al şu adamı. Buradan çıkmam mümkün değil. Ben bu defa kesin öldüm. Bu defa kesin öldüm. Beyler. Biz kendi aramızda tanıştık. Şimdi onlarla tanışmalar diye. Benim işaretimle mevzi değiştireceğiz. Bir. İki. Üç. Roket! Onlar sızınca sağ tarafa bas, sağ tarafa bas! Emredersin komutanım! Oluruz araba tam olsun ya. Beyler konuşmaya devam mı edeceksiniz? İşinizi mi yapacağız? Emredersiniz komutanım. Sen kellesi düşün. Ben mi komutanım? Sen. Sen şu koyalığın tepesinden ateş edeceksin durmadan. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Senin adın ne? Ali komutanım. Ali.
Sen şuradan, kayalıkların arasından eğer karşı mevzide hareketlerini görürsen ateş altına alacaksın, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! Beyler, siz de iki yanımızı kollayacaksınız, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! Roket ateşlendiğinde dediğim noktalara geçilecek. Anlaşıldı mı aslan? Emredersiniz komutanım! Böyle beyler. Şimdi kafaları kollayın. İkinci roketi bekleyin. Sakın kafanı çıkartma. Sakın! Kendini öldürteceksin Ali. Kendini öldürteceksin! Bakır. Ben bu evde haşerat beslemiyorum. Tamam. Neye mal olursa olsun. Senden korkan senin gibi. O haşerat lafı var ya, onu alıp... Kendirin silahlı. Muhterem kardeşim, iki gözüm. Buyur abicim. Havadaki bu ağır sumet kokusu sana kadar geliyor mu acep? Bana böyle nasıl desem, böyle leş gibi, çürük yumurta kokusu gibi bir şeyle beraber geliyor abi. Uzatma. Selamın aleyküm Halil Bek. Ve aleyküm selam. Ya gecikme için kusura bakma. Kabak kesinlikle mende olmayıp bu tedbirsiz ve kudumsuz arkadaşın mendebur tomofilinde olupdu. Nankörsün Süleyman abi ya. Vallahi nankörsün ha. Halil Bek. Ya bu adamın burada ne işi var? Hiç. Ne olacak işte? Onlar gelirler bazen böyle hottan zottan. Ha. Biz Halil Bey'le olsun, Erkan'ımla olsun... hanım kızımızla olsun sık sık sohbet ederiz. Sadece burada da değil, cemiyet içerisinde bile epey muhabbetimiz vardır. He? Evlatlarımın adını ağzına alma ulan! Topla şu çikin çikin adamlarını, defol git buradan bakı. Ben atarsam seni kimse toplayamaz ha. Uza lan! Hadi! Takviyeye kadar dayanırız değil mi komutanım? Ne takviyesi lan? Benim ne takviyesi mi? Aman komutanım yapmayın, yetmeyin gözünü seveyim. Eğer takviye gelmezse... Aklında eğer... takviye varsa ayvayı yedin demektir Sivaslı. Sen Sivaslısın değil mi? Ne komutanım, Gemerek merkeze bağlı köyündeyim Kemerallah. Aslında Bedemler önceden Horasan tarafından şey etmişler ama komutanım... Kes lan! Cemisi düşük. Eğer Gemerek'in o merkeze bağlı köyüne tabutta geri dönmek istemiyorsan... aklından takviyeyi çıkartacaksın. Takviyeyi bekleyen adam kurtarılmayı bekleyen adam. Kurtarılmayı bekleyen adam... Sinan saklanan adamdır. Sinan saklanan adam, tabutun içine girecek olan adamdır. Senin görevin tabutun içine girmek değil,
karşıdaki mevziyi eritmek. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Şimdi! Mademoiselle, durumun nedir? Durumu iyi değil, direniyorlar. Adamı alamıyor musun Cihan? Adamı alamıyor musun? Adamı almaz mı? Adam bizi alıyor Heval. Şimdiden altı kaybımız var. Yüklenin öyleyse siz de, ne bekliyorsunuz? Altı diyorum Heval. Yaralananları saymıyorum bile. Burada yapacak bir şey yok, çekileceğiz. Şimdi beni iyi dinle Cihan. O adamı alabilirsen, altı adama da on altı adama da değer. Yüklen diyorum Cihan, yüklen!